farklı şehirlerinden yarışmamıza katılıp bugün açılışımızda bulunan kıymetli sanatçılar, bu yıl ilkini düzenlediğimiz Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması sergi açılışımıza hoş geldiniz. Galeri Beylikdüzü'nde yıl boyunca çeşitli sergilere yer vererek gerçekleştirdiğimiz sanatçı söyleşilerimiz, yürüttüğümüz çocuk ve yetişkin atölye programlarımız, özgün baskı atölyelerimiz ile birlikte sanat kütüphanemizde 3500 üzerinde kaynağımızla toplumumuzun sanatla olan bağını güçlendiren ve erişimini kolaylaştıran, sanatçıyı destekleyen bir sanat merkezi olmaya devam edeceğiz. Galeri Beylikdüzü açılış sergimiz olan Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyon Sergisi Görüyü Paylaş ile Cumhuriyet döneminden günümüze Türk sanatının kült sanatçılarını ve genç sanatçılarını bir araya getiren farklı disiplinlerden pek çok eseri barındırmasıyla çocuktan yetişkine tüm ziyaretçilerimizden aldığımız olumlu dönüşlerle hafızalarda iz bırakan iletişimi yüksek çok özel bir sergi süreci geçirdiğimizi belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yılda Galeri Beylikdüzü'ne sadece toplu okul ziyaretlerimizden 10.000 üzerinde öğretmen ve öğrenci sergi ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Galerimizi açtığımız günden bugüne özgün baskı atölyelerine ve Kültürsem bünyesindeki atölyelere 8.500'ün üzerinde çocuk ve yetişkin katılmış sanat eğitimleri verilmiştir. Görsel sanatlar yarışmamıza Türkiye genelinde gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz. Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalara alan açmak ve genç sanatçılara destek vermek amacıyla başlattığımız bu yarışmayı her yıl düzenleyerek farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyoruz. Jüri üyelerinin puanlama sistemiyle seçim yaptığı, ülkemizin farklı şehirlerinden katılım göstermiş, farklı disiplinlerden oluşan ilk 30 sanatçının eserlerini Galeri Beylikdüzü'ne ev sahipliği yaptığı sergimizi hep birlikte gezeceğiz. Batı İstanbul Vakfı'nın temsilen ben Neslihan Yakup Çebioğlu, görsel sanatlar yarışmamızın bugüne ulaşmasına emek veren Galeri Beylikdüzü çalışma arkadaşlarıma, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehtap Karataş'a ve ekibine, değerli jüri üyelerimiz Sayın Mahir Polat, Orhan Cem Çetin, Melike Bayık, Zeynep Çulha, Ferhat Özgür ve Özalp Bürola tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Ve değerli başkanlarımız, Ekrem Başkanımıza ve Mehmet Başkanımıza son derece yoğun iş programlarına rağmen bizleri kırmayıp açılışımızda bulundukları için ve her daim bize güç verdikleri için sonsuz teşekkürler. Keyifli seyirler. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli eşi Dilek Hanım, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Başkanımız da aramızda, Parti Meclis Üyemiz Cem Başkanım, Beylikdüzü'müzün genç evladı, kıymetli misafirler, değerli sanatçılar ve sanat dostları, bugün burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kurucusu ve onursal başkanı olduğu Batı İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Galeri Beylikdüzü ne mutlu ki ilk meyvelerini vermek üzere. Kadim İstanbul'umuzun kültür sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Galeri Beylikdüzü'nü ilçemize kazandıran kıymetli başkanım, Ekrem Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Az önce Neslihan Hanım anlattı. Ben herhalde diyebilirim ki İstanbul'un en iyi galerilerinden bir tanesi Beylikdüzü'nde hizmet vermekte. Ben bir kez daha kıymetli başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Artık Beylikdüzü 2014 yılından bu yana sanatla anılan, sanatla iç içe olan bir kent olmaya başladı. Bu yıl birincisini
düzenlediğimiz bu yarışma sanat camiası açısından da aslında çok kıymetli ve önemli. Birbirinden değerli ve kıymetli eserler ortaya çıktı. Genç sanatçılar için, genç yetenekler için çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya başvurup sergilenme hakkı kazanan 30 sanatçımızı yürekten tebrik ediyorum. Eserleri gördükçe jüri üyelerinin ne kadar zorlandığını da tahmin edebiliyorum. Biz Beylikdüzü'nde aslında sanatın ve sanatçıların yapmış olduğu o güzel eserlerin iyileştirici yönünü her daim kullanmaya gayret ettik. Eğer içinizden bir ses size resim yapamayacağınızı söylüyorsa, o zaman kesinlikle resim yapın, bu ses susacak. Van Gogh ne kadar güzel ifade etmiş bu duyguyu. Cumhuriyet dönemimizde Atatürk'ün sanata karşı tutumu her daim hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. 2023 yılında az önce kıymetli sunucu arkadaşımız da söyledi. Bir millet resim yapmaz, heykel yapmaz ise o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Sanat sonsuzluğa açılan bir kapıdır. Sanat iyileştirir, aynı zamanda birleştirir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu'yla yola çıktığımız 2014 yılından bugüne kadar Beylikdüzü'nde artık geleneksel hale gelen sanatsal etkinliklerimiz var. Beylikdüzü günümüz Türkiye'sinde toplumsal yaşam biçimi, mekanları ve etkinlikleriyle artık fark yaratan ve fark edilen bir kent haline dönüştü. Beylikdüzü Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne yüzlerce sanatçının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Beylikdüzü Belediye'mizin arşivine yüzlerce eser kazandırdık. Diyebilirim ki Beylikdüzü tam anlamıyla sanat ve sanatçı bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Büyük Beylikdüzü ailesi olarak bu açıdan oldukça şanslıyız. Çünkü sanatı seven, sanatçılara değer veren, onları destekleyen eşsiz bir komşuya, eşsiz bir Beylikdüzü evladına sahibiz. Sevgili Ekrem İmamoğlu'na sahibiz. 39 ilçe, 16 milyon İstanbulluya eşit ve adil hizmet anlayışını kendine şiar edinmiş olsa da her kentin Büyükçekmece'nin de böyle bir komşuya sahip olmasını gönülden dilerdim kıymetli başkanım. Sanata ve sanatçıya desteğimiz Beylikdüzü olarak, Beylikdüzü Belediyesi olarak desteğimiz her daim devam edecek. Eserlerin sanatçılarını gönülden tebrik ediyorum. Jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Batı İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı'na ve Neslihan Yakup Çebioğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Katılan, emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum. Sanatseverleri ve kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Bu güzel buluşmada elbette ben bulunmayı çok istedim ve bu hazırlığı, bu şöleni yaşamayı çok arzuladım. Ve bu duyguyla buradayım ve bugün yapılan bu değerli yarışmanın çok kıymetli sanatçılarıyla, birazdan içeride eserleriyle birlikte olabilmenin de gururunu yaşayacağım.
bu güzel buluşmayı Beylikdüzü'nde, kendi evimizde, kendi galerimizin içinde yapıyor olmak herhalde benim için en güzel anlardan biri olsa gerek. Bu bağlamda her yönüyle bize katkı sunan, bu işin içinde olan tüm sanat dostlarına, yöneticilere, herkese yürekten teşekkür ederim. Elbette değerli Beylikdüzü Belediye'mize, kıymetli başkanımıza işbirliği için de teşekkür ediyorum. Burada güzel bir işbirliği alanı oluştuğunu da görüyorum. Her zaman sanata dair düşkünlüğünü ve ona dair çabasını, emeğine şahitlik ettiğim ve gerçekten bir yerel yönetici şahsiyeti, kimliği olması itibariyle de bugün aramızda bulunduğu için Hasan Akgün Bey'e de teşekkür ederim. Değerli parti meclisiyemize, Cem Bey'e bulundukları için ve değerli sanatçılarımıza, konuklarımıza, her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Tabii açık söyleyeyim, az önce sevgili kardeşime Neslihan Hanım'a sordum. 500'e yakın katılımın olduğu bir yarışmadan bahsediyoruz. Benim için çok değerli. İçeride de 30 eser sergilenecek. 30 sanatçı ve sanatçılarımızın, genç sanatçılarımızın katılımın da öyle olduğunu öğrendim. Böyle bir kadın erkek eşit yoğunluğuyla katılmaları ve bu sürecin içinde olmaları beni çok çok mutlu etti. Emeklerini veren çok değerli jüri üyelerimize açıkçası yürekten teşekkür ediyorum, sevgili dostlarımıza. Ve bütün bu yönüyle beraber inşallah birazdan içeride heyecanla 30 eseri göreceğiz ve gururlanacağız. Biz bu yolculuğu başta tariflerken buranın en titiz şekilde hazırlanmasıyla, nasıl yönetileceğiyle ilgili, nasıl kamusal bir mekan olacağı, insanlarla buluşacağı, çocuklara, gençlere ilham vereceği noktasında gerçekten çok özel düşüncelere başvurduk. Bir arada konuştuk, hep beraber düşündük. Bu yönde attığımız adımlarda hep beraber konuşup, beraber yol aldığımız bu değerli mekanın oluşumunda sevgili eşime, Dilek İmamoğlu'na hem bir sanat sever olarak hem de bir ekrem sever olarak teşekkür ediyorum. Dilek, şimdi geldi aklıma, onu söyleyeyim yani. Sevgililerinde bile durunca insana ilham geliyor böyle, yapacak bir şey yok. Ben de Dilek sever olarak burada bulunmaktan elbette mutluyum. Umarım buradaki bu buluşma çok güzel bir sonuç verir, heyecanı arttırır, katılımı yükseltir. Gücümüz var oldukça da kültürün, sanatın yanındayız. Ve burada da böylesi buluşmaları inşallah ilerleyen yıllarda yaş aldıkça 5. 10. 20. 30. böyle devam eder gider. Ve biz de gururlanırız. Sanatçılarımız da dünyanın en güzel, en önemli eserlerine imza attıkça bir gün Beylikdüzü'nde böyle bir mekanda başkanımızla birlikte yarışmanın içinde olmuştum diye bizi anarlar. Bize bu yeter. Onlara bir tebessüm vermek, onlara bir yolculukta cesaret katmak, bu bize yeter. İnşallah sanatlarıyla, eserleriyle sınırları aşan sanatçılar olsunlar ve dünyaya da ilham versinler. Gerçekten bir toplumun zenginleşmesi, güzelleşmesi, barışla, huzurla hayata bakabilmesinin çok önemli kaynağıdır kültür, sanat. Yaşamsal olarak buna gerçek anlamda inanan, anlayan bir toplum oluştuğu takdirde hiç kimse o toplumun hayata olan tutkusunu, yaşama sevincini, birbirine olan sevgisini, saygısını, toleransını, hoşgörüsünü asla yıkamaz. Ben inanıyorum ki bu toplum bunu hak ediyor. Milletçe kültürün, sanatın çok zenginleştiği bir geleceğe beraber oluşturalım ve birer parçası olalım istiyorum. Tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Heyecanla içeriği gezmeyi planınızı diliyorum. Kadın özgürlüğünü bu şekilde kazanabiliriz mesajını vermek amacıyla da hepsini el ele tutuşturdum. Her biri kimliksiz bir kimlik arayışı içerisindeler. Bunlar benim kendi anılarım. Günlük yaşamdan ve gelenekselimizin verdiği bize ritüellerden gelişiyor oluşmakta. Burada gördüğünüz gibi bir damat giydirme var, burada bir kına gecesi var. Bunlardan yola çıkarak kimliğimi araştırıyorum. İzleyicinin de kendi kimliğini araştırmasını yine iletiyorum. Geçer adlı kartlarını izlenerek burada origami kuşlarını ele alarak son dönemdeki güncel savaşları da eleştirmek istedim. Oradaki masum çocuklara özellikle affetmek istedim eserimi. Hiçbir suçu günah olmadan ölen çocuklara hitap ediyorum bugün güncel savaşlar için. Onun haricinde burada kız çocuklarını özellikle kullandım ve origami kuşları da burada bizim için hayallerimizi, o hayallerin kırılganlığını yırtılabilir, dayanıksızlığını ama ona rağmen bunlara tutunarak yaşadığımıza gönderme yapmak istedim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok çok ihtiyacımız var. Evet, bunu da hayallere tutmaya sayenizde siz de açtınız yolda. Estağfurullah. Evet. Biz çok mutluyuz sizi karşılamaktan. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve böyle bir belediye ağırlandık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başarılar dileriz. Sağ olun.